Merhaba değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Bugünkü videomda domatesli biber turşusu tarifi hazırladım. Tüm detayları ile videomda izleyebilirsiniz. Hemen yapılışına geçiyorum. Bir baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları bölüp su dolu bir kabın içine bırakıyorum ki kolay soyabileyim. Sizlere de öneririm. Bu şekilde sarımsak kabukları çok kolay soyuluyor. ...250 gram yeşil biber kullandım. 1,5 kilo kadar da armut domates dediğimiz etli domateslerden kullanıyorum. Acı veya tatlı biber kullanabilirsiniz, tercihe bağlı. Öncelikle sebzelerimi güzel bir şekilde yıkadım sirkeli su ile. Daha sonra 3'e 4'e bölerek rondodan geçireceğim. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz ya da kabuklarını soyup doğrayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi rondodan geçirirseniz çok daha kolaylık oluyor ve kabuklarını da atmamış oluyoruz. Ocakta 10-15 dakika arasında pişirdim. Pişirme işlemine devam edeceğim ama önce malzemelerimi ekliyorum. 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzu olmazsa turşumuz eriyebilir. 1 yemek kaşığı silme şeker ekledim, toz şeker. 7-8 diş de sarımsak ekliyorum, yemeklik doğranmış. 1 su bardağından 1 parmak eksik sirke ekliyorum. Üzüm sirkesi, elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. 1 su bardağından yine 1 parmak eksik sıvı yağ ekledim. Üzüm sirkesi biraz daha ekşi oluyor. Elma sirkesi kullanırsanız biraz daha tatlımsı oluyor. Daha yumuşak elma sirkesi, tercihe bağlı. Sirke miktarını daha azaltabilirsiniz ya da artırabilirsiniz. Tekrar ocağa alıp bir 10 dakika daha pişireceğim. Ve biberlerimi doğruyorum. Biberlerin baş kısımlarını aldım. Elimle ekranda görüldüğü büyüklükte doğruyorum. Daha küçük de doğranabilir, daha büyük doğranabilir. Tüm bir şekilde de eklenebilir. Doğradığım biberlerimi ben en küçük kavanozlardan kullandım, 300 milimlik. Kavanozların temizliği çok önemli. Sıcak suyla yıkadım ve kuruladım. Biberleri çiğden ekliyoruz kavanozlara. Üzerine sıcağıyla domates sosunu ekleyeceğiz. Bir tutam maydanoz, bir tutam da nane ekleyeceğim turşuma. İnce ince kıydım. Toplamda yarım saat kadar pişirdiğim domates sosumun üzerine maydanoz ve nanesini ekliyorum. Seviyorsanız dereotu da ekleyebilirsiniz. Ya da hiçbir yeşillik eklemeyebilirsiniz. İsteğe bağlı. Sıcağıyla hemen kavanozlarıma dolduruyorum. Kaynar su ekleyip dezenfekte ettiğim ve yumuşattığım kapaklarımı kurulamak üzere bir kenara alıyorum. Kurulayıp hemen kavanozlarımı kapatacağım. Bir peçete yardımıyla kavanozların kenarında herhangi bir domates parçası, yağ parçası varsa silelim. Kapakları da güzel kurulayıp kapatıyorum. Ters çevirip kapaklarda herhangi bir sızdırma var mı yok mu kontrol ettim. Bu şekilde bir 10-15 dakika beklettim. Daha sonra ışık görmeyen, mümkünse karanlık, serin bir yerde muhafaza edelim. Ortalama bir hafta 10 gün içinde sararmaya başlayacaktır. Ben bugün yaptım ve hemen paylaştım sizlerle. Abone olup takipte kalırsanız
Önümüzdeki günlerde turşum olduğunda tekrar göstereceğim sizlere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın.